Polen Ege'den mutlu sabahlar değerli izleyiciler. Bugün yine canlı yayında ekranlarınızdayız. Öncelikle hoş geldiniz diyoruz. Bugün yine çok değerli konuklarımız stüdyomuzda kendileriyle keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Yarım saatlik, bazen bize son derece kısa gelen bu zaman dilimi içerisinde. Öncelikle ben kendilerini size takdim edeyim, ardından da sohbetimize başlayalım. Fulya Memeoğlu öncelikle stüdyomuzda. İNKA Yapı Kimyasalları Ar-Ge sorumlusu. Evet. Ve Profesör Doktor Jale Yanık Hoca. Ege Üniversitesi'nin çok değerli hocalarından, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi. Hoş geldiniz. Sizi bir araya getirip burada ağırlamamızın sebebini ben hemen izleyicilerimize aktarayım. Biz zaman zaman değerli izleyiciler canlı yayınlarımızda biliyorsunuz ki Ege Üniversitesi'nin değerli akademisyenleriyle firma temsilcilerinin yaptığı ortak projeleri, firmaların yaptığı ortak projeleri sizlere tanıtmaya gayret gösteriyoruz. Bunlar birer iyi uygulama örneğidir. Bu projeler yürütülürken ve başlanırken tabii ki başlangıç aşamasından son aşamasına kadar ne gibi süreçlerden geçtiler, hangi zorlukları aştılar, bunlar hakikaten bu konuda çalışmalarını yürüten siz izleyicilerimiz için bir kilit noktası, anahtar olabileceğini düşündüğümüz konular. Bugün de değerli hocamızla Fulya Hanım bize birlikte yürüttükleri projeden bahsedecekler. İsterseniz öncelikle ben hocam Fulya Hanım'la başlayayım. Bugün tabii. Hocamız bu arada biraz rahatsız. Bunlar rağmen evet bizimle birlikte olduğunuz çok teşekkür ediyoruz. Sizi fazla yormamaya gayret göstereceğim. Fulya Hanım öncelikle isterseniz şöyle başlayalım. Firmanızla Ege Üniversitesi'nin ilk tanışma aşamasından başlayalım. Nasıl oldu diye soracağım. Çünkü biz Ebiltem olarak sürekli firma ziyaretlerine ağırlık vermeye gayret gösteriyoruz. Değişik firmalarla tanışma ve onlarla acaba ortak bir çalışma gerçekleştirilebilir mi? Bunun arayışı içinde olmaya gayret gösteriyoruz. Böyle bir tanışma mıydı? Çünkü her firmanın farklı bir hikayesi oluyor Ege Üniversitesi ile ilgili. Aslında tam dediğiniz gibi Ebiltem'in projeler hakkında bilgi vermek, çalışmalarını tanıtmak amaçlı ziyareti oldu firmamıza. Gerçi o zaman henüz beni istihdam etmemişlerdi. Geçmiş zaman kullanıyorum o açıdan. Bir tohum ekmiş oldular. Yani Ar-Ge fikri, işte firmaların proje potansiyellerini değerlendirmeleri, bir dış destekten kaynak sağlayarak bilgi olsun, maddi anlamda olsun, hani bir destek alarak ortaya bir proje koymaları fikri kök salmış bu ziyaretle birlikte. Daha sonra bir de iyi örnek uygulamalar tabii ki gitgide ülkemizde de duyulmaya başladı. Yani firmalar bu konuda bilinçlenmeye başladı. Evet böyle çalışmaları artık KOBİ'ler yapabiliyor. Hani sırf üniversitelerin tek elinde veya araştırma kurumlarının tek elinde değil, artık KOBİ'lerde veya işte firmalarda bu işe girebilir şeklinde bir intiba oluşmaya başladı. Dolayısıyla firmamızda da bu şekilde bir hani bir tohum atmış oldunuz aslında. Sonrasında benim işe girişimle biraz daha hız kazanmış oldu. Son 2,5 yıldır işte projeler üstüne çalışıyoruz. Jale Hocam'la işbirliğimizden bahsedersek biz firmadan da bahsetmek lazım belki ilk önce bunu netleştirmek için. Tabii ki çalışma konularınızı önce tanımamız gerekiyor. Kimiz önce o sorudan bir başlamak lazım. 1977 yılında kurucumuz Volkan Erdaç tarafından faaliyete geçirilen bir firmayız. Ana faaliyetimiz yapı kimyasalları fakat kağıt, tekstil, seramik kimyasalları üstüne de yine müşterilerimize hizmet veriyoruz. Oldukça da eski bir firma. 40. yılımız, 39-40. Yılımızı kutluyoruz. Maalesef kurucumuzu yakın zamanda kaybettik ama güzel bir miras bıraktı. Teşekkür ederiz. Güzel bir miras bıraktı diyorum ben. Beton kür malzemeleriyle başlayıp 40 yıllık süreç içerisinde 11 grup altında 100 değişik ürünümüz mevcut. Tabii 40 yıldır faaliyette olunca başarıların yanında ihtiyaçlar da çok net ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla biz üniversitede Ebiltem'in kapısını çaldığımızda, hocamın kapısını çaldığımızda kafamızda konu, yani bir konu başlıkları vardı. Bir iki tane. Hani şu konu üstüne bir proje yapalım şeklinde.
Koyduk kaldırdık, hani öncesinde hangisine öncelik verebiliriz, ilk önce ihtiyacımız hangisidir, piyasanın ihtiyacı hangisidir şeklinde bir fikir alışverişinden sonra ki 2-3 toplantıda o kısımda yaptık. Nasıl olabilir diye. Pınar Hanım'a önce Biltan'dan çok teşekkür ediyorum. Onunla ihtiyaçlarımızı konuştuk. O da Jale Hocam'la irtibata geçmiş ve ilk önce böyle bir eşleştirme gerçekleşti. Hani konuyla ilgilenir misiniz, sizin çalışma alanınıza yakın mı diye. Hocam da o vesileyle dahil olmuş oldu. Sonrasında öyle başladık. Hem Jale Hocam'la bir TÜBİTAK projesi çıkarttık. Sonra çok değerli hocalarımla yine Erdin Çikizoğlu, onunla bir COSGAP çalışması yaptık. O proje de devam ediyor. Aynı şekilde Profesör Doktor Murat Elibol Hoca ile çalışıyoruz onunla da danışmanımız olarak. Hani bir hız kazandı, o şekilde ivme içinde gidiyoruz. Dilerim böyle devam ederiz yani. Evet, ne kadar güzel. Aslında 40 yıllık bir firma, uzun bir süreç ama herhalde burada kilit nokta şu. Özellikle son dönemde sizin de ifade ettiğiniz gibi Ar-Ge'nin önemini kavrayan firmaların çok daha fazla bu çalışmalara, bu projelere önem verdikçe farklı konularda da atılım gösterebildiklerini görüyoruz. Evet. Siz nasıl değerlendirirsiniz hocam bilemiyorum. Sizin de tabii ki bu anlamda çok fazla şeyiniz vardır, deneyiminiz sadece vardır. Sadece şey düzelteyim müsaadenizle. Aslında orada bir yanlış ifade kullandım. Yani Ar-Ge dış desteklerle Ar-Ge yapılabilir. Yoksa hani firmaların süre gelen Ar-Ge çalışması, çünkü ayakta kalamazsınız tabii ki, zaten. Tabii ama ki dış destekli olanlar evet, çok büyük önem kazandı yani. Olması. Ben de aynı şeyi kastettim. Doğru söylüyorsunuz. Aslında konuşmasında Fulya Hanım çok güzel bir noktaya parmak bastı. Dedi ki Ebiltem'in katkılarıyla dedi, bizde dedi KOBİ'ler de Ar-Ge yapabilir fikri uyandı dedi. Bu çok önemli. Evet, günümüzde daha doğrusu bir 5-10 sene önceye, 5 sene önceye kadar çok büyük holdinglerde Ar-Ge'ler vardı. Evet. Diğer KOBİ şeklindeki firmalarda Ar-Ge yazıyordu fakat sadece kalite kontrol yapıyorlardı. Evet. Bu bir gerçek. Yani hala hazırda da %80'i KOBİ'lerde Ar-Ge laboratuvarları yazar, sadece kalite kontrol yaparlar. Fakat bu tohumların atılmasıyla ve aynı zamanda çok büyük desteklerin verilmesiyle son yıllarda gerçekten KOBİ'lere çok büyük destekler veriliyor. Gerek COSGAP kanalları, gerek TÜBİTAK kanallarıyla ve artık KOBİ'ler de bunu benimsemeye başladılar. Bakın arkadaş ne diyor? Benden önce diyor böyle bir tohum atıldı ve kendisinin için istihdam edildiğini söylemedi. Evet. Şimdi artık KOBİ'ler de üniversiteden yetişmiş, yüksek lisans yapmış, araştırma proje eğitimi almış kişilere artık istihdam etmeye başladılar. Ve onlar da önemini anladılar. Daha önce benim mesela kendi alanım kimya. Daha önce şöyle söyleyeyim ben, bütün firmalar kimya yüksek lisanslı vesaire değil. Sadece meslek yüksek okulundan bir teknisyen alsam da aynı işi görürdüm. Yeterli diyor. Yeterli diyordu. Belli bir bilgi birikimi ihtiyacını hissetmiyordu. Bir yüksek lisanslı eleman ihtiyacını asla hissetmiyordu. Ama şimdi artık hissetmeye başladılar. Evet, evet. Ve böylece ne firmalar kaliteli eleman ihtiyacını hissettikçe üniversitelerin de önemi artacak, eğitimin de önemi artmış olacak. Çok haklısınız hocam. Kesinlikle. Yani hele mesela benim dalım kimya. Kimya sanayinin en büyük olayı şudur. Kimya sanayi emek yoğun sanayi değildir. Bilgi yoğun sanayidir. Evet. Bu anlamda da böyle yetişmiş, böyle yüksek lisans, doktora düzeyinde. Evet, yetişmiş elemanlar. Evet. Ve artık şöyle bir durum da var. Ben hani artık 40 yıldır endüstriyel kimya alanında çalışıyorum. Daha önce firmalarda şöyle bir bakış açısı vardı. Gelirlerdi zaman zaman, sorun 15 gün içinde çözülecek, 30 gün içinde çözülecek. Sorun tabii böyle bir şey olmaz. Ve ondan sonra firmalar artık uzaklaşmışlardı. Ya diyorlardı hani üniversiteye gidiyoruz, uzun süreler falan diyorlardı. Fakat şimdi artık onlar da anladılar ki sorun olmadan daha önceden planlama yapıp o planlamaya göre araştırmalarını yaparlarsa artık üniversiteyle iş çıkacağını öğrendiler.
biz 1,5 yıldır çalışıyoruz. Evet. Bakın 1,5 yıldan sonra bir formülasyon bulunacak. Eskiden ama firmalar bunu beklemiyordu. Evet, geldi sordu bana. Ben hemen ona yemek tarifi yapar gibi bir reçete vereceğim. Al bunu yap. İşte bu senin. Evet. Eskiden böyle bir düşünce vardı. Ama şimdi artık biz de Batı ülkelerine doğru yavaş yavaş onlara benzemeye evet. başladık. Çünkü mesela bir BASF'e giderseniz büyük kimya firmalarıdır bunlar veyahut da diğer şirketler en aşağı bir 5 yıllık çalışmanın sonucunda ürününü piyasaya sunar. Ama artık şimdi gerçekten bizler için de Ebiltem'in yapmış olduğu gayet güzel bir şey, bir aracıya ihtiyaç var. Evet. Gerek hukuki açıdan. Evet, neden var diyecektim ben evet, de hocam. Evet, hukuki açıdan çok var. Mesela bizler teknik alanda bilgiye sahibiz. Ama hukuki açıdan devlet memuru olduğumuz için takım uymamız gereken kurallar olması gerekiyor. Tabii. Ama biz bunları bilmek zorunda değiliz, bilemeyiz de. Evet. Hiç olmazsa bu tür şey gerek parasal anlamda gerek diğer anlamda Ebiltem bu işleri gayet güzel yapıyor. Prosedürleri yerine getiriyor. Yani bizler için prosedürlerle uğraşmak yani vakit kaybı ve bizim yapacağımız iş. Çoğu zaman da Fulya Hanım mesela prosedürle ilgili bir şey sorduğu zaman ben diyorum ya Ebiltem'e sor onu prosedürü o bilir. Ben bilimsel olarak sana yardımcı olurum. Gerçekten bu çok önemli bir şey. Evet evet böyle bir adresin olması da hakikaten biz de çok mutlu oluyoruz. İki taraf için de geçerli. Hem karşılıklı güvenin daha da sağlamlaştırılması, aracı kurumun olması hakikaten bunu sağlıyor benim de şahsi kanaatim. Hem de dediğiniz gibi hocam birçok prosedür hallolmuş oluyor sizin açınızdan da. Tamamıyla bilime konsantre olmanız için önemli. Bir de şurada çok önemli bir şey var. Ben Fulya Hanımların bütün reçetelerinin her şeylerini biliyorum. Ama Fulya çok Hanım, açık davranıyoruz. O yüzden... Fulya Hanım biliyor ki o sadece bende kalacağını biliyor. Evet, evet. Yani ben bu konuda gizlilik anlaşmaları, tabii gizlilik anlaşmaları var. Bu mesela özel sektör için çok önemli bir olaydır. Kesinlikle. Eğer özel sektör herhangi bir aracısız direkt bir hocaya danışman olarak hocayla iş yapmaya kalktığı zaman daima bir soru işareti olacaktır onun aklında. Ya hoca şimdi benimle şey yapıyor acaba daha sonra para verene bu formülasyonu verir diye. Ama şimdi Ebiltem böyle resmi prosedürlü yapıldığı zaman firmanın da kafası tabii güven. Tabii rahat. Evet. Bu önemli. O çok önemli bir şey. Firmalar için çok önemli bir şey. Ben şimdi tüm formülasyonlarını biliyorum. Ama tamam o bendedir. Artık olay da bitmiştir. Proje bitince ben onların hepsini unutacağım. Ben artık sadece Fulya Hanım'ı bileceğim. O kadar. Sonraki eski bir dost inşallah olarak devam ederiz. Devam ederiz. Niye hocam eski dost olarak? Yani o çok önemli bir olay. Firma için çok önemli bir olay. Güven olayı da. Evet, evet. Çok başa gelen bir şey. Bir de firmaların uzak durmasının nedeni de o sanıyorum. Çünkü karşıdaki insana gidip hiçbir şey anlatmadığınız zaman o da size hiçbir şey anlatması mümkün değil. Dolayısıyla yani aklınızda ne varsa nasıl çok yardımcı olarak, olacak? Yani eğer hocamın dediği gibi gidip kapısını çalıp bana hazır bir reçete 10 dakika bekleyeyim hazırla ver diyorsanız o ayrı bir boyut ama ortaya eğer proje anlamında bir şey çıkacaksa bir tabii ki hani bütün sorulara açık olarak cevap vermek gerekiyor ve bizim ülkemizde şöyle söyleyeyim hani patentlerdir, lisanslamalardır bazı konularda o kadar çok fazla tercih edilmiyor ki firmaların da çok haklı olduğu sebepler var. Dolayısıyla sadece siz ticari sır olarak saklamak durumundasınız birçok şeyi. Dolayısıyla hani oraya vurgu yapmak lazım. Gerçekten o konuda bir güvence olmuş oluyor. İnsan içi rahat olmuş oluyor. Ve çalışmanın saatte devam etmesi açısından çok da çok önemli. Yani gizlilik anlaşmasının yapılması ki bunlar işte Ebiltem sağlıyor. Resmi bir yer takibini olduğu yapıyor, için evet. Tabii takibini yapıyor. Her iki tarafta sorumluluğunu uymak zorunda olduğunu biliyor. Evet. Yoksa ahbap çavuş ilişkisiyle iş yürüdüğü zaman tabii daha kötü şeyler olabilir. Ellerin hakkı arada çiğnenmiş oluyor yani illaki ya maddi ya aynı şekilde bilgi anlamında. Projelerin ilk ortaya çıktığı andan itibaren destek alınıp yürütülmesi başladığından itibaren yine biz yanınızda olmaya gayret gösteriyoruz. Herhangi bir problemle karşılaşıldığında yine her zaman hani buradan da izleyicilerimize bu ayrıntıyı tekrar ifade etmiş olalım. Hani bilmiyorum siz de belki bunu yaşamışsınızdır. Vurguladım zaten. Evet. Prosedürlerle her ilgili zaman, hemen Ebiltem'e sorabilirsin diyorum. Ebiltem'e sorabilirim. Biz buradayız. Direkt.
evet. Çok değişiyor çünkü. O çok yani önemli. Sürekli de değişen yani bir şey. Bir başvurduğunuz 18 ay sonra aynı online arayüzü bulamıyorsunuz. Evet. Farklı bir şeyler çıkıyor. Oradaki hatalar da belki hani küçük detaylar oluyor ama oradaki değerlendiricinin gözünde küçük detay olmuyor. Dolayısıyla hani projenizin kabul veya ret anlamında büyük farklılık doğurabiliyor. Evet. Hani o anlamda mecburen destek alıyoruz ve teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Her zaman kapımız açık hakikaten. Bunu bir kez daha ifade etmiş olalım. Proje ile kazanılan bir prestij var şüphesiz firma için. Bu prestijin önemini biraz vurgulayacak olursanız neler söylemek istersiniz? Şimdi yine hocamın değindiği bir noktaya dönersek, evet, insanlarda Ar-Ge yapıyoruz kelimesi çok kullanılıyordu ve yapılıyordu da aslında. Ür-Ge, Ar-Ge belki ağırlıklı olarak farklı değerlerdeydi. Çünkü piyasada var olmanız için hani 40 yıldır varız ama nasıl varız? Gerçekten değişen trendlere ayak uydurmak zorundayız. Mutlaka. Müşteri ihtiyaçları sürekli değişiyor. Müşteriler bilinçleniyor, sizi bilinçlendiriyorlar. Dolayısıyla hani bu kısımda çok önemli. Ama sözlü olarak söylemek var. Bir de bakın, sizin ihtiyacınıza yönelik biz proje hazırladık. Hani size daha kaliteli hizmeti verebilmek için kendimizi cihaz anlamında, bilgi anlamında geliştirdik. Hı hı. Ve bunun bir artık şeyi var. Yani somut bir elinizde ne diyeyim, hani bir kanıt var. Sözlü evet, değildi. Evet. Eskiden belki hani evet araştırıyoruz, hani sorununuzu çözeceğiz, biz sizi sıvazlama şeklinde firmalarda. Ama şu anda elimizde evet somut bir durum var. Ve hakikaten de kendimizi geliştirdik. Bunu müşterilerimiz de hissediyor tabii ki geri dönüşlerimizle. Hem hani memnuniyet olarak geri dönüyor, hem tabii ki ticaret anlamında geri dönüyor. Dolayısıyla bu büyük bir prestij kaynağı. Yani uluslararası projeler, dediğim gibi yani buna sadece bir cihazı almak için hani ben %50'sini vereyim, işte dışarıdan %50 destek alayım. Evet, bunun böyle çok de, ötesinde böyle de başvuruluyor. Çok, çok ötesinde bir durum. Çok hayalci yaklaşmamak lazım, gerçekçi olmak lazım. Ama bunun kazandırdığı hani müşterilerinizin gözünde işte diğer firmalar arasında bir farklılık. Çünkü çok ben biz kendi sektörümüz açısından konuşayım. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında çok rekabet yoğun bir piyasa. Yani dolayısıyla muhakkak ki özelliklerinizle sivrilmeniz gerekiyor varlığınızı korumak için. Bazı sektörlerde bu rekabet çok daha fazla ön planda oluyor değil mi? Evet. Yani yapı kimyasallar için söyleyeyim. Yani diğer sektörlere genellemeyeyim. Kimya sanayinde evet gerçekten ileride olmak gerekiyor. Çünkü yurt dışı firmalar da yani rekabete belki haksız başlıyorlar. Hani şartlarından. Evet. Çünkü bizde BASF'de de hocam mesela çok büyük bir firma, o da yapı kimyasallarında faaliyet gösteriyor. Dolayısıyla siz yeri geliyor BASF'de. Kimlerle yarışıyorsunuz? Yarışıyoruz. Yani. Tabii. Yani yarışıyoruz ve kazanıyoruz. Mutluyuz hani. Ne güzel. Ama Türkiye'de resmi olarak söylemiyorum ama 500 kadar yapı kimyasalı firması var diyebiliriz mesela. Hani siz düşünün aradaki çekişmeyi. Dolayısıyla hani Ar-Ge yapmaya başlamak, proje yapmaya başlamak ve inşallah sürekliliğini sağlamak bizim için değerli katkılar sağladı. Evet. Bu anlamda hani sizinle de birlikte firmanız adına bir bu proje süreci başlamış olmasıyla birlikte çok da eski değil, yeni sayılır. İsterseniz biraz projenin geldiği aşamadan bahsedelim. Yavaş yavaş sonlarına geliyorsunuz, yaklaştınız evet, galiba değil evet mi hocam? Aralığın biri itibariyle bitiyor mu? Normal süremizi artık bitirmiş olacağız. Sonuç raporu ve kapanışını yapacağız. Güzel sonuçlar da elde ettik. Hani proje sonuçları olarak. Çünkü biz zaten direkt üretimini yaptığımız ürünler üstünde çalışıyoruz. Hani şu anda bu projeyle. Zaten 18 aylık bir süreç içerisinde bu üretimimize yansımış oldu. Hani yaptığımız Ar-Ge'nin sonuçları. O anlamda başarılı bir proje olarak noktalayacağız. Hani süre gelen kısımda öyle bir süreç içindeydik. Evet. Peki bundan sonra ne yapmayı düşünüyoruz? Mutlaka hani bu işin tadına varıldıkça herhalde yeni projeler kovalanır değil mi hocam? Devamı için hazırlık aşamasında olduğumuz bir projemiz var yine. Yine TÜBİTAK KOSGEB desteklerinden, KOSGEB'in şu anda Ar-Ge inovasyon desteğinden yararlanıyoruz. O da yine 1 Ocak itibariyle o projemiz de 18 ayın sonuna gelmiş olacak. Sonra endüstriyel uygulama diye KOSGEB'in de güzel bir devamı varmış. Onunla yolumuza devam edeceğiz artık. Yine 2 proje kadar çıkartmayı umuyoruz. Hani 2-2.
arkadaş varmış dedi. Çünkü bunların bütün bilgilerini alıyoruz hani sürekli. eğitimleri kaçırmamaya evet. çalışıyorum. Bilgilendirme evet. günleri zaten mail trafiği illaki geliyor. İşte aslında sırf Ar-Ge anlamında da söylemeyeyim. Hakkını yemeyeyim Ebiltem'in. Ticari işbirlikleriyle ilgili geri dönüşleriniz oluyor. Yurt dışı projelerle oluyor. Bilgilendirme günleri, eğitimler. Projenin tamam kabul edildi. Çok güzel. Hadi siz gidin kendi işinize bakın değil. Proje yönetimiyle ilgili zaman zaman çok güzel işte eğitimler oluyor. Evet, veya evet. Fon veren fırsat kuruluşlar yerli yabancı patentler konusunda mesela yine yabancı enstitüden konuşmacı çağırmıştınız. Hani sırf proje diye de söylemeyeyim. Siz bayağı bir katılım gösterdiniz. Yani hani mümkün mertebe kaçırmamaya çalışıyorum. Çünkü İNKA'nın menfaatine olabilecek her şey aslında Ar-Ge'nin içine giriyor diye düşünüyorum. Yani bunu bir genel destekten işte ki hani KOSGEB'e mesela genel destekler var. Bir genel destekten tutun da büyük bir projeye kadar her şey İNKA'nın menfaatlerine olabilecek her şey sonuçta. Dolayısıyla hani o anlamda faaliyetlerinizi kaçırmamaya çalışıyorum. Ne güzel. Ar-Ge, inovasyon, patent, lisanslama hocam bunlar bizde belki biraz böyle oldu. Hani Türkiye'de ülkemizde yeni yeni anlaşılmaya, doldurulmaya başlandı bu kavramların ama yine de gelinen yol hakikaten yine çok iyi. Çok iyi değil mi? Yine çok iyi. Yani o kadar çok firmalara eğitim veriliyor. Yani esas olay eğitimle başlaması lazımdı ki bunu Ebiltem çok iyi yapıyor. Evet yine bu yeni dönemde evet, de evet, hızla yani başlayacağız. Firmaların da bilemiyorum herhalde sanayi odasıyla falan işbirliği evet, içindesiniz. Evet. Yani bir elemanlarını yollayıp ne var ne yok öğrenmeleri bile yetiyor. Kesinlikle. Bakın ondan sonra zaten kendisinden geliyor. Kesinlikle, kesinlikle. Hem biz Ebiltem'de yapmaya çalışıyoruz bu tarz eğitimleri, hem yerinde ziyaret ederek firmaları, işte bakın İNKA yapı kimyasallarıyla evet, böyle bir tanışıklığımız olmuş. Kulağa kar suyu kaçırmak belki de ilk başta. Bakın böyle şeyler var, bunlardan yararlanılabilir demek bile. Sonrasında sizin de ifade ettiğiniz gibi hocam, bu anlamda yetişmiş bir personel istihdamına sebep olmuş. Ne mutlu. Kaliteli eleman istihdamı ihtiyacı tabii doğmaya başladı. Evet, bu anlamda da bir örnek oldunuz. Hakikaten evet, teşekkürler. Bizim programımız için biçilmiş kaftan sizi burada ağırlamış olmak. Teşekkürler. Söz hakkı verdiğiniz için. Ne demek, ne demek her zaman. İsterseniz biraz önce aslında vurguladık ama belki firma temsilcileri bu anlamda biraz daha kulak kabartırlar buna. Üniversiteyle birlikte yürütülen çalışmalarda nelere dikkat etmek lazım? Çünkü belki hani sizin yaşayarak gördüğünüz bazı püf noktaları olabilir, bazı avantajları daha ön plana çıkarmanız söz konusu olabilir. Dezavantajı var mıdır? Hani hep çok tabii, olumlu, tabii. çok güzel diyoruz ama hani biraz da bu taraftan da bakabiliriz. Hikayenin olumsuz bir tarafını doğrusunu söylemek gerekirse yaşamadık. Hani güzel bir destek aldık. Şöyle olumsuz bir tarafı olabilir. Hocamın dediği gibi doğru kanallardan hareket etmeyen bir firma kesinlikle yani herkesi tenzih ederim. Ama atlama yapabilir prosedürlerde. Diyelim ki işte gizlilik anlaşması dendi veya hoca tarafından bakılırsa hocanın haklarını koruyan bir anlaşma. Hani atlama yaptığı için ileride söz uçar yazı kalır. O anlamda doğru. bir çekişme yaşanabilir. Yani biz belki doğru hareket ettiğimiz için bu tarz bir çatışma yaşamadık ki şanslıydık. Firmaların neye dikkat etmesi lazım? Firmaların üniversitenin kapısını çalmadan önce ihtiyacını bilmesi lazım. Yani evet. kafasında konuyla gitmesi lazım. Yoksa ben gideyim işte beni dinleyin. Bir şey çıkar mı? Yani ben firmayı 3 dakikalık bir tanıtımını yaptım ama karşıdaki bundan ne çıkarabilir ki? Senin ihtiyacını bilemez, sistemini bilemez, seni tanımaz. Paranoya yapmamak lazım. Hani o anda açık olunabilecek kadar açık olmak lazım. Kafada ihtiyacı bilmek lazım. Zaten karşı taraf siz konuyu anlattığınız zaman gerekli notlarını alıyor ve hocalarla irtibatı ona göre geçiyor. Yani biz bir yapı kimyasalı firması iken çok bambaşka bir konuda çalışan bir insanı tabii ki hani şey yapmıyor, eşleştirmiyorlar. Evet. Dolayısıyla ihtiyacı çok iyi bilmek daha gerek. Nokta atışı oluyor. Daha doğru yönlendirmemize sebep oluyor. Doğru hocayı bulmamıza. Doğru hocayı ve süreci göze almak gerekiyor. Yani bir projeyi ben proje fikrim var dedikten sonra gerçekten o da çok uzun soluklu bir süreç. Kaç yılında tanıştık biz? Başladık. Hocam 2,5-3 yıla geliyor. Benim yani tanıştığımızdan sonra bir 7-8 ay. Yani. Çünkü bir de şöyle bir şey vardı gerçi. Ben de yapı kimyasalı konusunda o arada bilgilendim, öğrendim. Belki şu anda hani çok daha hızlı ilerleyebiliriz konu anlamda, teknik anlamda.
Ama bunun literatür çalışması var, işte kendi sisteminiz uygun ne olacağı metodolojisi var, ondan sonra bir sürü yazım aşaması ile ilgisi var. Çok proje fazla bilgisayar, yazımı. Proje bilgisayar yazımı. Başında çok fazla mesai harcadık. Yani proje oturduk yazımı. tek ifadeleri gözden geçirdik. Hocanın da bunu göze alıp hani firmaya bu desteği sağlamaya göze alması lazım. Firmanın da bir de firmalarda şöyle bir şey var. Ben hocamın da dediği gibi işte kalite kontroldür veya başka bir birimden birisi şey yapsın, bu işi de üstlensin. İkisini bir arada çıkartalım artık ekstradan. Ama olur, gerçekten yok. Yani yok. Eğer bu konuda ilerlemek isteniyorsa, bir değil birden fazla çalışma yapılsın isteniyorsa, hani gerçekten en azından okulda bir proje deneyimi geçirmiş bir insan tercih etmelerini. Ar-Ge elemanı ayırmaları lazım bu iş için. Evet. Tek işi bu olan, işe konsantre, bütün vaktini. Evet. Alıyor da yani o vakti. Alıyor, değil mi? Alıyor da yani o vakti. Çünkü tabii. Yoğun dolu, dolu. Dediğim gibi hani Ar-Ge deyince ben bütün desteklerle ilgileniyorum. Hı-hı. Hani bütün destek başvurularıdır vesairedir. Dolayısıyla tam zamanlı çok bir iş. Çok geniş bir yelpaze bir de. İşte, hani yani onun için hani şey diye düşünmesinler. Bilgisayar başında oturan bir tane proje yapacak, bütün gün pin ekleyecek, işte 6 ayda bir bilmem ne yazacak. Öyle bir iş de değil. Hani öğrenciler açısından da muhakkak bir projede vesairede görev almaya çalışmaları gerçekten faydalı. Bundan 5 evet, sene önce, 10 evet. sene önce bu tarz bir işi sadece üniversitede asistan vesaire olarak yapabilirlerdi. Hı-hı. Ama artık COBİ, yani firmalar, hep COBİ evet, olduğumuz evet. için tabii. COBİ lafını zikrediyorum ama firmalar artık buna sıcak bakıyor. Bu anlamda ilerlemek isteyen insanları tercih ediyorlar. Hani 1-0 önde başlayabilirler. Ben Atatürk Üniversitesi mezunuyum. Lisans, yüksek lisans. Çok değerli hocam, doçent doktor Ayşe bayrak çeken, hani projeye çalışmaya başladığımda kendisinin projesi kabul olmuştu. Fakat hiç başlamamıştı. Bursu yerdim. Hani bu başladıktan sonraki noktaları deneyidir vesairedir, raporudur, tecrübe ettim ama proje yazım aşamasını tecrübe etmemiştim o zaman çıktığı için. Evet. O bambaşka bir şeydi. Yani dolayısıyla iki tarafın da göze alması lazım. Uzun soluklu bir şey. Hani o maratonda bir yorulmamak lazım. Evet, evet. Sonuçta güzel şeyler çıkıyor yani. Çok güzel. Öğrenciler için de önemli bir yani, noktaya temas ettiniz. Tabii. Bir proje deneyimi olması ve bunun CV'sinde yer alması evet. çok önemli. Ben şimdi mesela öğrencilerime mutlaka diyorum, nerede, hangi alanda olursa olsun ama bir yüksek lisans yapın. Yani bir araştırma, bir proje yapmış olun. Evet. Çünkü artık firmalar bunu istemeye başladılar. Ben gözlemliyorum. Ben de mesela yüksek lisans öğrencilerim bitirdiler. Ar-Ge elemanı olarak alınmıyor. Artık. Evet. Yani proje yapmak için alınıyor. Ne kadar güzel. Evet. Ne kadar güzel. Herkesin gelişmesi açısından. Evet, evet. evet. Hem firmalar evet. gelişecek, hem daha kaliteli eleman istihdam tabii, edecekler. Tabii, hem tabii. bizim üniversite çok mezunu yüksek lisansını yani. Yapmış evet, gençlerimiz evet, evet. Bu anlamda birçok sektörde evet. istihdam kaliteli, şansı yani, bulacak. Evet, evet, evet. Kesinlikle, kesinlikle. Bu arada son bir dakika dedim ki süre ne kadar çok geçiyor değil mi? Evet, evet. Yine üstelik, söylediğiniz gibi. Ben nasıl konuşacağım diyordum. Hastayım evet, diyordum. Evet, evet. Geçti. Laf açtı. Ben de demiştim değerli Cale hocamızla hakikaten birçok toplantıda, birçok etkinlikte de bir araya gelme şansını yakaladık. Hocam siz kendinizi tutamazsınız dedim ben. Çok teşekkür ediyoruz rica hakikaten. Ederim, ağzınıza rica sağlık, ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Son olarak iletmek istediğiniz bir şey var mıdır izleyicilerimize? Öyle noktalayalım. Firma söylesin, en güzeli o. Peki. Yani başarı hikayesi olarak konuşacağız demiştiniz, göstereceğiz. Evet. Hani gururluyuz bu anlamda. Umarım İnka Kimya olarak hani çok farklı şeyler yapabiliriz. Umarım izleyiciler, dinleyiciler, öğrenciler, çalışanlar da hani en azından onların da kafasına bir tohum atmış olduk. Ebitem'in evet. de Ebitem'in görevinin çok küçük bir parçasını programda yaparak siz bize attınız. Biz de umuyorum onlar için umut verici olmuştur. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz evet, hakikaten. Bu deneyimlerinizi de izleyicilerimizle paylaşma şansını bize verdiniz. Ve bundan sonraki projelerde yolunuz açık olsun diyelim. Değerli hocalarımızla bir arada çalışmaya devam ederiz. Size de çok teşekkür ediyoruz rica hocam. Ederim, rica ederim. Her zaman üniversite olarak biz her zaman hazırız. Değil mi? Hele arkamızda Ebitem var. Prosedürleri yaptıktan sonra bilimsel açıdan bizim için yardım sorun değil. Bizleri evet. mesela hoca zevkle, olarak zevkle evet bizleri en çok yoran şey prosedürlerle uğraşmak. Prosedürleri de halleden olduktan sonra biz her zaman yardım açığız. Süper. Çok teşekkür ediyoruz sağ hocam. Olun. Birlikte daha nice projelere diyelim. İnşallah. İnşallah. Evet değerli izleyiciler, bugün de programımızı noktalıyoruz. Bir dahaki programda farklı konuklarla, farklı konularla bir arada olmak dileğiyle. Hoşça kalın.